Şimdi açıkçası biz hiçbir şekilde hukuksuz yapılacak herhangi bir işleme izin vermeyeceğiz. Yani her türden bizim karşılığımız hukuki ve yasal çerçeveler içerisinde olacak. Biz hukuki olarak da bir hukuk komisyonu oluşturduk. Sadece Akdeniz'de çalışma yürütecek ve çalışacak itiraza yetkili 30 avukatımız şu anda sahada görev alacak. Adliye içerisinde de yer alacak arkadaşlarımız verilmiş. Yani bunlar da görevlendirilmiş, görevlerini yerine getirecekler. Yani herhangi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum o konuda. Akdeniz 65 mahalleden oluşuyor ve 64 okul 550 sandıktan oluşmakta. Biz sandık başlarına tabii yasal mevzuatların bize verdiği hak 550 arkadaşımızı yerleştirmişiz. Yani sandık kurulu üyesi olarak. Aynı zamanda 60'a yakın yedek, 30 avukat dediğimiz gibi ve şimdi her okula da 2 okul sorumlusu. Tabii yasal olarak bunun adını açarsak itiraza yetkili arkadaş. Yani sandık ve sandık çevresinde itiraza yetkili arkadaş. Neredeyse 150 yakın arkadaşımız da bu görevi görüyor. Görevi görecek. Yani en azından herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için. Toplamda bu 1500-2000 kişiye varacak bir güç. Bu usuzlukları boşa çıkarmak için arkadaşlarımızın, insanlarımızın, vatandaşlarımızın, DEM Parti'ye gönül veren herkesi kendi mahallesindeki okullara ve okul içindeki sandıklara ve orada görev yapan arkadaşlarımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizim olanı almaya geleceğiz. Bunun için de bir seferberlik ruhuyla sandığa gidelim. Şimdiye kadar 60'tan fazla avukat arkadaşımız bu konuda talepte bulundular seçimlerde görev alma noktasında. Hem sahada hem adliyede görev alacak arkadaşlarımız mevcut. Bizler sahada oluşacak olumsuzluklar karşısında anında itiraz edebilmek, vatandaşlarımızın oy kullanmasında ya da yanlış, geçersiz oyların kullanılmasında yönlendirmelerin olmaması gibi birçok faktörün yaşanmaması için her okulda bir avukat arkadaşın, en az bir avukat arkadaş olacak şekilde görevlendirmelerimizi yaptık. Oylar kullanıldıktan sonra adliyede sayımlar başlayacak. Yine aynı şekilde oyların çalınmaması ya da herhangi bir şeye uğramaması, o endişeleri engellemek için yine adliyede de görev alacak avukat arkadaşlarımız var. Sayımlarda sayımların usule uygun yapılıp yapılmadığı noktasında görev alacağız. Mücadelemizi, halkların iradesini korumak, herhangi bir oluşacak hukuksuzluğa karşı itirazlarımızı iletmek için sahada ve adliyede görev alacağız. Tabii ki hani önemli olan şu değil. Bir şeyler olsun, sonrasında itirazlar yapılsın. Biz bunu istemiyoruz. Öncelikle o sandıklara sahip çıkacağız. Herhangi bir usulsüzlük olmayacak. Hiç itiraz durumuna gerek kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olursa tabii itirazlarımızda sonraki aşamalarımız olacak. Ama belirtmek gerekiyor ki yani evet bu bir mücadele, bir hak mücadelesi. Ve hak mücadelesini sonuçlandıracak şey dayanışmadır. Halkımızdan da korkmamasını, hiçbir endişe duymadan oy kullanmaya gitmek istemeyenler olacaktır. Her seçimde oy çalınıyor. Artık umutsuzluğa kapılanlar oluyor. Hiçbir şekilde endişe ve umutsuzluğa kapılmamalarını, bizler avukatlar olarak sahada görev alacağımızı, onların da dayanışma içerisinde sandıkların başında oylarının peşinde olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Biz yurttaşların oylarını koruyacağız. Yurttaşlar da oylarını korumak ve oylarını kullanmak için sandıkların başına gitsinler diyoruz. Onun için hem üslubumuzla, hem kılık kıyafetimizle, hem de insanlarla iletişim kurarkenki dilimiz ve tarzımızla bunlar çok önemli.